Merhaba sayın seyirciler, Yeni Gözler programımızdan sizleri saygıyla selamlıyoruz. Evet, Yeni Gün özelde bugün dünden bugüne gazeteciliği tartışacağız. Sayın Hüseyin Aslan bizlerle birlikte. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi yayınlar. Evet, biz bir haftadan beri gerçekten İzmir'in duayenen gazeteciyle birlikte. Evet, izliyorum ve okuyorum. İzmir'de gerçekten çok da iyi oluyor. Çok değerli gazeteci dostlarımız var. Gerçekten bu insanlar Türk gazetecilik yaşamında çok önemli bir şeylere damga vurdu. Çok işsiz. Ve iyi durumda değil ama tabii ki gerçekten evet. Çok deneyimli, birikimli. Ama işte bu deneyimli insanlar ne yazık ki işte dediğiniz gibi bilhassa basın sektöründe. Evet, basın sektöründe gerçekten sorunlar çok fazla. Siz bu sorunları bilenlerden, en iyi bilenlerden bir tanesiniz. Sizler de yazıyorsunuz. Sendikacılık yaşamında, gazetecilerle birlikte oldunuz. Daha sonra bir fiil gazetecilik yaşamında devam ettiniz. Ben önce şeyden başlamak istiyorum. Dünkü gazetecilikten. Sizin ilk başladığınız dönemlerde Hüseyin Aslan nasıl başladı gazeteciliğe? Nereden başladı? Evet, yani gerçekten yani bundan yıllar önce gazeteci olmak bir ayrıcalıktı. Evet. Çok önemli bir şeydi. Onur ve gurur veren bir meslekti. Gazetede çalışmak, gazeteci olmak, gazetenin herhangi bir yerinde görev yapmak çok önemliydi. Ben gazeteciliğe çok küçük yaşlarda başladım. Yani diyebilirim ki 18-20 yaşlarında Uşak'ta yerel gazetelerde çalışarak başladım. Tam bir alaylısınız yani. Aynen, tam bir alaylıyım gerçekten. Yani o hani bizim hurufat dediğimiz kurşun harflerle yazıların yazıldığı, yani çok zor koşullarda basıldığı, çok gerçekten hassas, çok nazik ama çok zor bir dönemdi o dönem, çünkü yerel gazete Uşak'ta tabii ki o zaman 3-4 tane gazete vardı ama hakikaten de orada söz sahibiydi bu gazeteler. Orada da çok güçlüydüler. Sonra Denizli gazetesinde Erol Özbal'ın yanında birkaç yıl orada gazetecilik yaptım. Orada çok şey öğrendim bir defa Denizli'de Erol Özbal'dan. Şu anda gerçekten kendisine saygılar sunmak lazım. Sonra da İzmir'de işte Bir şey sormak istiyorum hemen burada. Az önce bu kurşun harflerden bahsettiniz. O günlerdeki mürekkep kokusu özlediğiniz oldu mu hiç? Çok özledim tabii ki yani. Özlemez miyim hiç? Mürekkep kokusunu, o havayı teneffüs etmeyi, oradaki o dostluğu, oradaki arkadaşlığı, oradaki paylaşmayı, yani gazetede çalışıyor olmanın ya da matbaada çalışıyor olmanın bir ayrıcalığını, özelliğini tabii bizden bugün daha çok özlüyor tabii yani. Ama biz tabii İzmir'de ben 1972-73 yılında İzmir'e geldiğimde Demokrat İzmir gazetesinde ben başladım çalışmaya. İzmir'in gerçekten çok iyi bilirsiniz. Çok köklü, hakikaten çok da önemli bir gazetesi, Demokrat İzmir gazetesi. Önemli konulara imza atan, önemli konulara parmak basan ve ciddi bir gazeteydi yani. Orada rahmetli, sonra milletvekili oldu biliyorsunuz, Akın Simav. Hakikaten bana orada çok büyük bir hocalık yaptı. Bana çok büyük bir sahiplenmeyi gerçekleştirdi ve belki de benim bu konudaki başarımın ya da bu konudaki gazeteciliğin sorumluluğunu tam olarak anlamamın veyahut da bunu bugün uygulamamın sebebi odur yani. Bak kızım aldır. Sonra Yarasır Gazetesi'nde çalıştım. Ondan sonra tabii Tercüman Gazetesi'nde uzun yıllar çalıştım. Şimdi tabii insan hayatında bazen önemli birkaç tane şey vardır. Adımlar vardır. Önüne insan Allah birkaç tane fırsat verir. Tabii. O fırsatı eğer de iyi değerlendirirsiniz iyi olur. İyi değerlendirmesiniz de tabii o zaman da bir takım işte zorluklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Şuraya gelmek istiyorum ben. Ben Yenasır Gazetesi'nde çalışmaya başladım. Yıl 76-77. O sıralarda bütün gazetecilerin örgütlü olduğu, yani gazetelerde kim çalışıyorsa, Yenasır Gazetesi, efendime söyleyeyim o anda İzmir'de gerçekten Yenasır kadar güçlü olan Ege Ekspres Gazetesi, işte Demokrat İzmir Gazetesi ve buna benzer pek çok gazete ve bununla birlikte de bütün ulusal gazetelerin, yani Hürriyet'in, Milliyet'in, o zamanki güçlü Tercüman Gazetesi'nin, Günaydın Gazetesi'nin,
Anadolu Ajansı'nın, Cumhuriyet Gazetesi'nin bütün çalışanlarının üyesi olduğu, örgütlü olduğu, yani bir toplu sözleşme düzeninin olduğu bir evet. sistem içerisinde, yani kapıdaki santral memuru da Gazeteciler Sendikası'nın üyesi, yukarıdaki genel deyim müdürü de Gazeteciler Sendikası'nın üyesi. Böyle bir yapı var basın sektöründe. Ben de hiç alakam, ilgim olmadığı halde, ama hiç böyle bir şey, ne bilgim var, ne alakam var, çünkü ben ekmek derdindeyim, yeni evlenmişim, çocuğum olmuş, ekmek derdindeyim, zar zor olarak yine nasıl iş bulmuşum demokrasiden sonra, şimdi de kimseyi tanımıyorum. Ben yani biraz da tesadüfen Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın genel kurulu yapılıyor. Ben genel kurula dahi gitmiyorum ama ben Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın yönetim kurulu üyeliğine seçiliyorum. Sene kaç demiştiniz? Sene 1976. 76. Şaşırdım. Ya ben şimdi ne yapacağım ben? Nedir bu sendika? Ne iş yapar? Benim buradaki görevim nedir? Ben buraya niye seçildim? Niye bu kadar insan varken ben oldum? Eski bir sürü insan varken ben seçildim diye düşündüm. Hakikaten sendikasının ne olduğunu bilmiyordum doğrusu yani. Yeni girmişim. Zaten ekmek derdindeyiz. Aldığımız maaşa bakıyoruz. Güzel de maaş alıyoruz. 8 maaş ikramiye bilmem ne sendika olduğu için. Herkes hakkını alıyor, hukukunu alıyor. Bir saygı var, sevgi var. Orada bir ahenk var, düzen var, bilmem işte her şey var. Çok iyi, şu anda da çok iyi donan, çok iyi gazeteciler var. Dediler ki bana sen sendika yönetim kuruyorsun seçildin. Allah Allah, nereden çıktı falan filan. İşte benim o zaman da büyük oğlum olmuştu Özgür. Ben tabii onun telaşındayım. Sendikanın tüzüğünü buldurdum bir yerden aldım. Okudum, günlerce okudum. Nedir benim burada görevim, sorumluluk falan diye. Sonra ben işte bir doğum izinde falan çıktık çocuğu götürmek için Uşak'a, yakınlarımıza. Dönüşte bana gazetenin muhasebe müdürü ya da personel müdürü dedi ki seni işten çıkarıyoruz dedi. Biz seni seviyoruz. Çok başarılısın. Gelecek vaat ediyorsun. Ama dedi ya sendikadan, sendika yönetip bundan istifa et ya da biz seni buradan çıkarırız dedi yani. Şimdi bakın, bir taraftan ben işe ihtiyacım var. Evet. Bir taraftan evin geçimini, çocuğun geçimini sağlamak mı mükellefim? Evim kira, borcum var, harcım var. Ve İzmir'de kimseyi tanımıyorum. Bana böyle bir teklif veriyor. Maaşını da artıralım. Fakat sendikanın yönetip bundan istifa et. Neden? Bir türlü anlayamadım ben. Dedim ki ben biraz düşüneyim. Girdim gazetenin içine. Benle o güne kadar benden işte hak arayan, hukuk diyen, işte şunu vermediler, bunu vermediler, mesai yok, efendim şu eksimiz var diyen arkadaşlarımız bana selam veremediler. Aa. Selam vermediler, çekindiler. Aa, dedim ne oldu peki, ben ne suçum ne? Sonra düşündüm, taşındım. Demek ki dedim ben herhalde burada yanlış yaptım. Yani çünkü ben gidiyorum, işveren mekimine niye bu fazla mesai vermediniz? Neye toplu iş sözleşmesinin şu maddesini uygulamadınız? Ya da niye burada bu haksızlığı yaptınız gibi bir takım tabii sendikal görevim nedeniyle. Tüzükteki öyle yazıyor çünkü tüzükte. Ben de tüzüğü yerine getiriyorum. Tamam mı? Çünkü orada imzalanan bir toplu sözleşme vardı. Tekrar geldim aynı kişiye, bir personel müdürüne. Ben dedim istifa etmiyorum sendikadan. Dedik evladım bak dedi sana iş lazım, biz seni seviyoruz. Burada çalışmaya devam et. Onun sendikana sana verdiği bir şey yok dedi yani. Hayır dedim, ben istifa ediyorum. Gittim geldim, gittim geldim ve benim çıkışım verdiler. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer o gün ben, ya bana iş lazım, ben çalışmak zorundayım diye düşünüp, Türkiye Gazeteciler Sendikası Yönetim Kurulu üyeliğinden o korkuyla, o panikle istifa etmiş olsaydım, ben bugün burada değildim. Ben o zaman emekli bir gazeteciydim ben. Yani sırada çalışabildiğim kadar çalışırdım. Ne kadar çalışsam o da belli değil. Kimsenin iş güvencesi yok. Tabii. Ama ben dedim ben sendikayı tercih ettim. Madem dedim ben buraya seçilmişim. Madem arkadaşlarım bana daha önce bana hak diyen, hukuk diyen arkadaşlarım bana buradan işten çıkınca beni tanımadılar. Demek ki bu işte fazla şey yapmamak gerekiyor. Büyütmemek gerekiyor. Ben hakkımı aldım çıktım. Sonra ben o sendikanın yönetim kuruluna devam ettim, mücadele ettim. Sendikanın işte idare sekreteri oldum, sendikanın mali sekreteri oldum ve
Sonuçta da bir ilki gerçekleştirdim. Teknik kesimden, teknik kesim temsilcisi sıfatıyla ben o sendikanın başkanı oldum. Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şube Başkanı. Düşünün ki İzmir Şubesi Başkanı oldum. Bütün herkes şaşkın vaziyette nasıl oldu falan filan diye oldum. Çünkü düşünün ki İzmir'de Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın 500 tane üyesi var gazeteci. 500 tane. Yazıştırı müdürü de var. Yazıştırı müdürü de var aşağıdaki. Santral memuru da var. Gazetenin çözörü de var. Evet. Herkes tüm sendikanın üyesi. Bütün muhabirler. Sonuç olarak tabii buraya kısaca eğer bunu şey yaparsak ben o sendikadan çok şey öğrendim. O sendika bana hakikaten gerçekten de birçok üniversitenin vermediği, birçok okulun veremediği veya veremeyeceği şeyler öğretti. Hayatı öğretti. Hem gazeteciliği, hem toplumsal olayları, hem örgütlenmenin ne demek olduğunu, hem insanlara nasıl hizmet edilmesi gerektiğini ve sorumluluğun ne olduğunu ben Gazeteciler Sendikası'nda bizzat eylemli bir şekilde o işi yaparak uyguladım ve oradan öğrendim. Öğrendiklerimi de işte EGKOP Başkanlığı sırasında sürdürmeye çalıştım. Sonra ben de bu Tercüman Gazetesi'nde çalıştım. O zamanki Tercüman Gazetesi'nde Allah rahmet eylesin Kemal Ulucak hakikaten çok iyi bir gazete patronuydu. Erol Sınav Dörekleri ki. Onlar hakikaten bir gazeteci babasıydı. Onlar hakikaten bir gazeteci dostuydu. Onlar hakikaten gazetecilerin hakkını, hukukunu her koşulda veren bir gazete patronuydu. Ve biz toplu sözleşme yapıyorduk 2 yılda bir bütün gazetelerle. Düşünün ki bir gazetecinin 8 maaş ikramiyesi var. Çalışma saatleri belli, koşulları belli, sosyal hakları belli, evet. İş güvencesi belli. Sonuçta o zaman da bir rekabet vardı ve de hakikaten Türk basını her konuda ama her konuda gündem belirleyen ve vurun da ses getiren ve yerel anlamda da yerel sorunların çözümü konusunda çok önemli söz sahibi olan, güz sahibi olan bir durumdaydı. Bugün gelinen nokta ortada. Evet. Uzattım, kusura bakmayın. Yani. Yok canım, çok çok güzel oldu aslında. O günleri değerlendirmek için bu çok önemli. Çünkü söyledikleriniz o kadar, bugün de o kadar tezat teşkil ediyor ki böyle. Evet. Şimdi 70'li yıllarda gazeteciler gerçekten buraya gelen gazeteci büyüklerimiz hepsi aynı şeyi söyledi. 1970'li yıllarda gazetecinin durumu çok iyi dedi. Çok güzel maddi olanaklarımız var dedi. Basın üzerinde baskılar yoktu. Oldukça güzel istediğimiz yazabiliyorduk dedi. Peki basın özgürlüğüyle ilgili o günlerde? Ahmet Bey tabii bakın basın özgürlüğü derken bunu ikiye ayırmak lazım. Evet. Bir tabii ki basın özgürlüğü önemli. Yani basının özgürce yazması, çizmesi bunlar çok önemli. Ama bunun kadar gazetecinin iş yeri güvenliği çok önemli. Evet. İş yeri özgürlüğü çok önemli. Eğer siz çalıştığınız gazetede özgür değilseniz, eğer siz çalıştığınız gazetede baskı altındaysanız, iş korkusu yaşıyorsanız, yani her an işten atılma tehlikesi yaşıyorsanız, elinizde bir sizin için iş güvencesi yoksa iş güvencesi, siz basının üzerindeki, biraz sonra onu da ayrıntılara gireriz, şu anda basının üzerinde olan siyasi baskıyı ya da diğer baskıları ortadan kaldırsanız da değişen fazla bir şey olmaz. O zaman şunu söylemek istiyorsunuz. Basının özgürlüğü tamam. Fakat gazetecinin özgürlüğü de basın özgürlüğü de birbiriyle bağlantılı mı? Önemli ama yani. Çok şimdi önemli. Gazeteci kamu adına görev yapan şeydir, kişidir. Gazeteci kamu adına görev yapar. Hatta gazete patronluğu da bir kamu görevidir bence yani. Yayıncı sorumluluğunu gerektirir. Halkın haber alma ihtiyacını tabii. Karşılamak durumundadır. Mecburdur çünkü bunu yapmaya. Zaten görev o. Ama tabii özellikle 12 Eylül 1980'in 83'ten sonra bizzat benim yaşadığım ve birçok İzmir'de Türkiye'de birçok gazetecinin yaşadığı ve mağdur olduğu ve basının bugünkü duruma düşmesinin nedenlerinin başında gelen başka bir şey değil. Nedenlerinin başında gelen en önemli faktör basın çalışanlarının sendikadan istifa ettirilerek istifa ettirilerek taşeronlaşmayı başlatmalarıdır. Taşeronlaşma konusunda gazetecilerin, maalesef çalışan gazetecilerin bunu bu haklarının yeterince savunamamasıdır. Gidip o andaki teklife gazeteci şartsız birçoğunun kabul etmesidir. Sendikadan istifa ederek yani o anda artık patronun iktidar arasında kaldı o gazetecinin bütün kaderi.
Daha önce sendika vardı, toplu iş sözleşmesi vardı, herkesin iş güvencesi vardı, patronun sorumluluğu vardı. Evet. Karşısında bir örgüt vardı çalışanların. Tabii örgüt karşısına gidince ve basın çalışanları 1983-84'ten sonra tamamen taşeronlaştırılınca, düşünün ki siz bir gazetede çalışıyorsunuz, muhabirsiniz ama basın kartınız yok. Muhabirlik yapıyorsunuz ama sizin kadronuz bir işte diyelim ki temizlik işlerinden şirketine ait ya da bir ulaşımla ilgili başka bir şirkete ait ya da başka bir şirkete ait ama orada sizin göreviniz gazeteci kapak ama yok öyle bir şey, hakkınız yok yani. Hangi kanata tabisiniz? Gazetecinin var olduğu ve birçok hakkın verildiği 212 sayılı yasaya değil, normal çıkanına tabisiniz. O zaman siz özgür gazetecilik yapamazsınız. Siz haber özgürce yazamazsınız. Siz istediğiniz gibi haberi takip edemezsiniz. Şimdi tabii hükümetlerle organik ilişkisinde bulunan medya grupları bu görevden ancak böyle yaparlar yani. Medya grupları, gazete patronları, biliyorsunuz şu anda her gazete patronunun özellikle 1984-85'ten sonra rahmetli Özal hükümetiyle birlikte başlayan o yakın hükümetle ilişki, maddi ilişkiler, krediler, yani bankacılık yapması gazete patronlarının, maden sektörüne girmesi, yani işte petrol şirketlerine girmesi, yani aklınıza ne gelirse gazete patronu, patronları işte gazeteciliği bırakıp iş adamı kendileri tabii yani hükümetle bir ilişki içinde bulununca, o zaman da siz o gazeteciliği yaparken o gazetenin yanında hangi gazeteci ise o gazete patronunun politikasına göre onun çıkarları doğrultusunda size haber yazmak zorundasınız. Ülke çıkarları değil, gerçek habercilik değil. O zaman da tabii gazete patronu, hele hele bugünkü yaşadığımız tabloya geldiğimizde, bugün daha da vahim, gazete patronu o zaman tabii ki hükümetle kredi almış. Hükümetle ilişkisi var, maddi ilişkisi var. O zaman da tabii Türkiye'de maalesef, yani şimdi hükümet bir kanun çıkarsa, dese ki Türkiye'de medya özgürdür, herkes istediğini yazsın, çizsin dese ne olur, ne değişir? Eğer bu medya patronları, gazete patronları bugün bir organik ilişkisindeyse hükümetle, siyasi iktidarla bir şey değişmez. Değişmez. Bir şey değişmez. Yazamazsınız zaten yani. Yazarsın kapının önünde bulursun kendini. O nedenle bu hakikaten taşeronlaşma hem Türk basınını, Türk basın çalışanlarını bu duruma getirdi. Hem de demokrasimizi bugün gerçekten çok zayıflattı. Ve bugün basın ya da medya, yeni adıyla medya, ki ben o da benim için çok şey değil, medya sözcüğü benim için basındır, gazetedir, değil mi? Yani ben öyle bilirim, öyle yetiştik, öyle büyüdük ya da öyle halen daha biz öyle düşünüyoruz. Böyle olunca tabii bunlar, herkes Türkiye'nin demokrasisi de bundan yer aldı. Türkiye'nin gelişmesi de, Türkiye'nin insan hakları da, Türkiye'nin örgütlü bir toplum haline gelmesi de, Türkiye'nin haksızlığa karşı daha çok direnebilmesi de tabii ki gazetelerin bu şekilde, gazetecilerin bu durumda olması ve gazetecilerin de başta patronların da hükümetle yakın ilişkisi ve korku nedeniyle maalesef bugün Türkiye bundan çok ciddi bir zarar görüyor. Evet, anladığım kadarıyla siz diyorsunuz ki basındaki patronlar farklı iş kollarına atılıp orada sermaye birikimleri yapmasıyla birlikte basındaki özgürlük de yara almaya başladı, basın özgürlüğü de yok olmaya başladı diyorsunuz. Patronların ilişkisini, iktidarlarla olan ilişkisini öyle söylüyorsunuz daha çok. Tabii yani, evet. Dünyanın hiçbir yerinde bu böyle devam edecek mi? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ilişki yoktur. Gazete patronlarının böyle hükümetle çok yakın böyle bir kredi ilişkisi, para ilişkisi, banka sahipliği, işte petrol şirketleri sahipliği falan filan yoktur. Gazete patronu. Bu biraz da iktidarların işine mi giriyor acaba? İşine giriyor tabii yani. Bu işine geldiği için de bu rahmetli Özal'la başlayan bir süreçtir. Hı hı. Zaten rahmetli Özal demişti ki Türkiye'de 2,5 gazete kalacak demişti yani. 2,5 gazete. Bunu söylediği tarih 86-87'dir. Gerçekten şu an Türkiye'de kaç tane gazete var söyleyeyim yani. 2,5 gazete var. Şimdi düşünün ki İzmir'den, ben size örnek vereyim. Benim çalıştığım Tercüman Gazetesi o zaman tirajı 500 bindi. Hürriyet Gazetesi 600-700 bindi. Günaydın Gazetesi bir o kadardı, 700 bindi, 800 bindi. Cumhuriyet Gazetesi çok daha fazla tutuyordu ama Türkiye'nin nüfusu o zaman 40 milyondu. Şimdi Türkiye'nin nüfusu 80 milyon,
Allah aşkına bakar mısınız? Gazete senaryoları. Yani bizim 1970'lerde sattığımız gazete şu anda satılmıyor. Biraz da görsel yayın organları. O başka, o başka. Yani görsel yayın tabii ki olabilir ama ama Avrupa'da yok böyle bir şey. Avrupa'da da görsel yayın var. Avrupa'da niye gazete tirajları yüksek? Niye Avrupa'da Avrupa'da gaz sokuyor? Orada ya, da var aynı şey. Yahut da internet medyacıları. Orada aynı şey Avrupa'da da var. Şimdi yazılı gazeteyle, yazılı medyayla görsel medya biz değil. Tabii. Bu elinizdedir, okursunuz bunu. Anlamazsınız, bir daha okursunuz. Ya da saklarsınız bazen, kesersiniz, saklarsınız. Evet, geçmişte hep bunları yapardık. O başka bir şey tabii yani. Ama şimdi Allah aşkına, bugün alın bu gazeteleri. Sadece başlıkları değişik. Birinde gazetenin birinin adı var, birinde birinin adı var. Haber aynı. Birinin haber küçük, birinde manşet büyük. Yani toplumu ilgilendiren, yani beni ilgilendiren, sizi ilgilendiren, ülkeyi ilgilendiren orada ne var? Hangi konu var yani? Şu anda Türkiye'de işsizlik var, Türkiye'de yoksulluk var, Türkiye'de hakikaten ciddi bir hukuk sorunu var, demokrasi sorunu var, insan hakları sorunu var, işsizlik var. Bundan yok, yok pazarı yok, bunlar bile yok yani. Evet, bugün Türkiye'yi değerlendirmişsiniz diyecektim ama aslında siz geçmişten bahsediyorsunuz, bugün de anlattınız. Bugün basın özgürlüğü, yani biz çok büyüğümüzü burada konuk yapmıştık. Gazetecilerin hapse girip çıkmasından bahsedildi, sendikaların birkaç parçaya bölünmesinden, doğru, birkaç olmasından, sizin söylediğiniz patronlardan bahsedildi. Bunun dışında basın üzerine birçok etki var aslında. Basın üzerine her türlü baskı var. Bu baskı bugünkü siyasi ortamda belirliyor. Siyasi ortamın nasıl olduğunu gösteriyor bir yerde. Bugünü biraz daha açalım mı? Ne dersiniz? Bugün tabii hakikaten gazetecinin gazetecilik yapması çok ama çok zor. Yani dediğim gibi tekrar söylüyorum. Bir haber yazma özgürlüğü yok. Evet. Çalışma özgürlüğü yok. İş güvencesi yok. Ve gazeteciler artık orada gazete patronunun tabii kendi politikasına göre mecburen bu hali gazete açıyor. Yani. Elbette. Çünkü eğer gazetenin politikasına aykırı ya da gazete patronunun çıkarlarına aykırı haber yaparsanız, şu anda bırakın başbakanı veya bakanı, ilgili bakanın veya başbakanın danışmanı telefon açıyor ve gazetecilik için de son veriliyor. Evet. Bırakın başbakanın kendisinin arabasını, bırakın bakanın aramasını. Şu andaki tablo bir müsteşarın, bir danışmanın telefonuyla o yılların köşe yazarı, o yılların gazetecisi, o yılların gerçekten emektarı bir anda bakıyorsunuz işine son deniliyor. Peki burada nasıl basın özgürlüğünden bahsedersiniz? Yani bunu ben anlamıyorum bir türlü yani. Böyle bir gazeteci özgür olabilir mi? Allah aşkına bakarsanız eğer son 10 yıldır kaç tane bizim bildiğimiz doyan köşe yazarımız? Kaç tane? Bunların hepsi bir değerdir. Bunların hepsi gerçekten dünya çapında gazetecilerdir. İzmir'de, Türkiye'nin her yerinde bugün kenarda köşede bekleyen, hakikaten ülke sorunlarını bilen, mücadele etmiş, birçok olayı yaşamış, görmüş, geçirmiş, yaşamış, sorumluluk olan gazeteci arkadaşlarımız, büyüklerimiz bugün işsiz. Evet. Neden? Ama neden peki yani? Köşe yazarları, genel yayın müdürleri, yazıları müdürleri. Düşünün ki Ahmet Bey, bir gazete patronu düşünün. Bir gazete patronunun gazetesine giremez hale geldi. Biliyorsunuz. Bundan 10 yıl önce. Bir gazete patronu, hükümetin başbakanının tavrı nedeniyle hem çok yüklü bir vergi borcuyla karşı karşıya bırakıldı, ödeyemez bir vergi borcuyla, hem de o gazete patronu kendi gazetesine giremedi yani. Künyeden çıkarıldı. Herkes biliyor bunun kim olduğunu. Siz de biliyorsunuz. Evet. Yani 60 yıllık gazete. Köklü bir gazete, güçlü bir gazete. Hatta daha fazla yani. En çok okunan bir gazete. Nin patronu siyasi iktidarın baskısı nedeniyle kendi gazetesine giremedi. O zamanlardan başladı basındaki kutuplaşma. Şu anda iki kutuplu, iki buçuk gazeteden bahsetmiştiniz az önce. Sayın Özcan'ın söylediğinden, rahmetli Özcan'ın söylediğinden. O günlerden başladı demek ki, iki buçuk gazete. Tabii kutuplaşma şu anda zaten belki de basının en önemli şeylerinden birisi, bir yani denetimin olmaması, yani öz denetimin olmaması, kendi denetiminin olmaması, ikinci de kutuplaşma. Şimdi onu kötülüyor. Böyle önce de tabii o zaman burada gazete patronunun içine yarıyorsun. İşsiz gazeteci çok olduğu zaman, evet, o kadar çok işsiz gazeteci var ki, o zaman sizin burada çok fazla bir değeriniz olmaz. Çünkü yerinizde çok gazeteci var yani. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, dünyanın her yerinde. Şimdi bakın İzmir'de örnek vereyim ben size.
Ben dedim ya 1976 yılında Yenasır'da çalışıyordum. Yenasır'da o gün çalışan sayısı benim bildiğim 160-170'ti. Sadece haber merkezinde 40-50 kişi vardı. Haber merkezinde çalışan 40-50 kişi vardı. 160-170 kişi vardı çalışan. 1976 yılında bir daha söylüyorum. Yenasır gazetesinin İzmir'deki tirajı hatırlıyorum ben. 130 bin. İzmir nüfusu 500 bin. 130 bin tirajı vardı bu gazetenin. Aynı şekilde sendikacı olduğumu biliyorum. Milliyet gazetesinin haber merkezinde 48 kişi vardı. Bugün Milliyet gazetesinin haber merkezinde 3 kişi var, 4 kişi var. O havuz medya dediğimiz, evet, ya da havuz habercilik dediğimiz olay tabii başladı. O zaman da gazeteciler haber yapmaz hale geldi. Yani siz haber yapıyorsunuz, bir tek gazetenin muhabirsiniz. O sizin yazdığınız haber havuza atılıyor, havuzda kim varsa haberi kullanıyor. Yok böyle bir şey mi yani? O bir defa yasaya aykırı. Benim haberimi benim iznim olmadan kimse kullanamaz. 212 sayılı yasaya göre. İşte biz tabii hem sendikayı yok edince hem de 212 sayılı yasa, yani gazetecilere birçok hakkı tanıyan, birçok sorumluluğu veren, birçok işte gerçekten güvenceyi sağlayan o kanun da devreden çıkarılınca fiilen o zaman da şu anda gazeteciler şekilde 2 yıldak arasında. Evet. Az önce tirajlardan bahsettiniz. 500 binler, 600 binler tiraj yapıyor dediniz. Genel sayı 130 bin tiraj yaptığından bahsettiniz. Peki bu tirajların düşmesi nedenlerinden biri olarak vatandaşın gazetelere ve gazetecilere olan saygısının inanılırın bittiğinden, düştüğünden bahsediyor. Tabii yani evet, bir güven bunalımı var basına karşı. Yani basın çalışanına karşı bir defa bir güvensizlik var. Hı hı. Yani yazılan o aspara gazetelerini böyle asla astır olmayan haberler, insanları suçlayan, insanların bel altından vuran, yani işte haberler nedeniyle şu anda hakikaten insanların basına karşı güveni her geçen gün azalıyor. Şimdi bu güven azaldıkça bunun da zararı gene demokrasi oluyor. O zaman siyasilere kalıyor meydan. O ne derse ona inanıyoruz yani. Peki yapılabilecek bir şey var mı? Araştırma gazetecilik, o bir zamanlar sizin de bizim de bildiğimiz Uğurma araştırma gazeteciliği eğer yapılabilseydi, araştırma, şu anda araştırma gazeteciliği var mı? Yok. Yok. Yani aç çocuk televizyona bakıyorsun, televizyondan oturuyor yasa haberi. Zaten o da var. O haber. Peki o haberin altı ne? Üstü ne? O haberin detayları ne? O haberin kaynağı nedir? Bunlar yok ama. Sadece oradaki haberin aynısını alıyor, yazıyoruz biz yani. Başka bir şey yok. Bunu herkes yapar. Ama dediğim gibi yani halkın gerçek sorunları, gerçek haber alma özgürlüğü, gerçek iletişim özgürlüğü eğer yerine getirmiyorsa o zaman da tabii bundan dediğim gibi Türkiye'de gazetecilik özgürce yapılıyor diyemeyiz yani. Evet. Aslında olumsuz bir tablo çiziyoruz hep ama. Olumsuz değil baba, gerçek. Bir taraftan da gazetecilik okullarından, üniversitelerden bir gün gencimiz mezun oluyor seni. Peki oluyor da ne oluyor? On binlerce. Oluyor da ne oluyor? Bu ne yapacak bu gençler? Bunu ama çarpacak başka. Çünkü evet, bu sistem böyle. Yani bir üniversite diye gitme şeyi var biliyorsunuz Türkiye'de. Üniversiteye her türlü üniversitesinden gitmesi gerekiyor. Hem de hangi bölüm olursa olsun. Yok böyle bir şey aslında. Yani bir insan hangi bölüm olursa olsun diye bir şekilde yetiştirilemez. Böyle bir eğitim sistemi olmaz. Peki yeni yetişen gençlere hayır gitmeyin mi diyelim? Gazeteciler gitmeyin mi? Nasıl? Yani onu demek de bir çelişkili bir şey. Onu demek de mümkün değil onu. O zaman da baştan bilsin basın meslek kuruluşları olmak üzere. Evet. Başta basın meslek kuruluşları olmak üzere herkes, çalışan gazeteciler tekrar bir araya gelmeli. Tekrar güçlerini birleştirmeli. Evet. 60'lı yıllardaki gazetecilerin yaptığı gibi hakkını hukukunu aramalı. Bir takım güvenceleri yeniden elde etmeli ve oradaki okuyan gençlerimize de iş kapısı açmalı. Eğer burada çalışan sayısı artmıyorsa o çocuk burada ne yapar? Yani nasıl gelir buraya yani? Tabii. Eğer çalışan sayısında bir artış yoksa, üretimde bir artış yoksa habercilikte, yani orada istediğiniz kadar en başarılı şekilde üniversiteyi bitirsin. Görüyorsunuz buraya gelen üniversitedeki okuyan çocuklar biliyor mu haber yazmasını? Çoğu burada öğreniyor. Burada kaldı ki hiç olmaz Ege Üniversitesi'nde bir ajans var. Orada uygulaması var Ege Üniversitesi'nde. Evet. Türkiye'de olmayan bir ajans var. Onun başında da gazeteciliği çok iyi bilen
Benim de çok yakından tanıdığım ve dostum Oğuzhan Kavaklı var, evet. Hocamız. Bu hem gazeteciliğin, birlikte çalıştık onunla biz. Mürekkebini yaramış. Gazeteciliğin her şeyini bilen, haberciliği en iyi bilen bir arkadaşımızdır. Allah'tan öyle birisi var burada şimdi. Ona rağmen Allah aşkına buraya stajyer gelen çocuklar ne öğreniyor yani? Bakın ben yıllar önce Demokrasi bir gazetesine girdiğimde Akkı İstimam dedim ya, bana bir masa gösterdi. Her gün dedi, sen bütün gazeteleri okuyacaksın dedi. Allah Allah. 3 ay ben gazete okudum. Devamlı. Giriyordum sabah. Akşama kadar bütün gazeteleri okuyordum. Ya dedim, ne yapmaya çalışıyorsun bu adam? Ben deli miyim değil mi? Sonra bana dedi ki, bunu haberi tekrar yaz. Takla attır yaz. Bir daha yorumla. Falan filan demeye başladı yani. Şimdi öyle değil ki, şimdi siz buraya geliyoruz staj görmeye. Eline veriyorsunuz buradan, çocuğun eline makineye git, şu haberi izlediyorsunuz yani. Peki de, ne o haber? Ben genelde konuşuyorum yani. O zaman da tabii bunu, temelden bunu değerlendirmek lazım. Madem iletişim fakültesi gerçekten şu anda Türkiye'nin yüz akıdır. Evet. Her bakımda sadece oradan çıkan çocuk illa gazeteci olacak diye bir şey yok yani. İletişim odur üzerinde yani. Halk ilişkiler var, iletişim var. Yani işte burada da tabii iletişim fakültelerinden mezun olan gençlerimizin şirketlerde, işte belediyelerde, önemli büyük holdinglerde mutlaka görev almaları sağlamak lazım. İlla gelip burada şey yapması gerekmiyor gazeteci. Şimdi artık hemen hemen her şey dergisi var, gazetesi var falan filan var yani. Çocuklara kapaşmak lazım. Bununla ilgili de basın meslek kurslarının mutlaka bu konuda bir gücünü gösterip siyaseten de olsa ya da ekonomik anlamda veya şirketlerle ilgili böyle bir yol açmaları gerekiyor. Yani. Sayın Başkan, biraz da yerel gazetelere girebilir miyiz? Girebilir. Çok kötü bir durumda aslında yerel gazeteciler. Gerçekten birçok mezun geliyor, yerel gazetelere giriyorlar. Fakat yerel gazetecinin yeterli gücü olmadığı için de ne bu gençlere istihdam edebiliyor, ne onlara yani maddi bir şey sağlayabiliyor. Ortada kaldık yerel gazetecinin. Satış bir yerde İstanbul'un baskısı nedeniyle satışlar da çok düştü. Millet daha çok şeyleri tercih ediyor. Ulusal basını tercih ediyor. Onlar da çok iyi değiller. Onlar da çok iyi değiller. Merak etmeyin. Evet. Onlar çok öyle. Oysa yerel gazetenin onun çok fazla önemi var. Bunu anlatamıyor muyuz? Şimdi nedir yerel gazete? Yerel gazete gerçekten hem demokrasi için, evet, hem o bölgedeki ya da o bölgenin gelişmişliğini, kalkınmışlığını, o bölgedeki halkın okur yazar olup olmamasını, okuma yazmaya ya da halkın her konudan haberdar olmasını, sorunlarını en iyi şekilde gündeme getirilmesinin tek şeyi yerel gazetelerin güçlü olmasıdır. Hep eskiden örnek veriyorum. Bundan 15 yıl önce fazla değil, İzmir'de 10 tane yerel gazete vardı. Şimdi kaç tane var yani? Ne oldu? Niye bu çoğalmadı? Ya da benim bildiğim 7-8 tane yerel televizyon vardı. Şimdi yok. Azalıyor bunlar. Evet. Bir defa yerel basına, başta siyasiler olmak üzere, belediyeler olmak üzere, ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi, şirketler, holdingler, iş yapan herkes, bu kentte iş yapan herkes hemen hemen mutlaka yerel basına destek vermeli. Bütçesinin, ne olur Allah aşkına bütçesinin %1'ini basına ayırsa, o basını desteklese, o basında kimseye muhtaç olmadan, kimsenin baskısı altında kalmadan, sadece İzmirli'nin Ege'nin sorunlarını sürekli gündeme taşısa, Ege'nin sorunlarını savunsa ve Ege, İzmir daha iyi gelişse olmaz mı? Olması gereken bu değil mi? Evet. Yerel basın ne kadar çok güçlü olursa, ulusal basın başka, yerel basın başka. Yerel basın ne kadar çok güçlü olursa, o kent çok gelişmiş demektir. O kent sorunlarını, problemlerini daha aza indiren bir kent demektir. Hakkını, hukukunu her bakımdan ama daha çok arayan bir kent demektir. Şimdi İzmir'in hakkıyla ilgili, İzmir'in işte sorunlarıyla ilgili veya İzmir'e yapılan bir haksızlıkla ilgili yani bir siyasetçinin tek başına konuşması başka ama bir basının onu, yerel basının onu güçlü bir şekilde sorgulaması başka yani. Tabii. Yani bence başta yerel yönetimler olmak üzere hem bu kent yönetimini daha iyi yapmaları için hem kentteki sorunları daha da azaltmak için problemleri. Gazeteci bir anlamda yerel basın bir denetim görevini yerine getiriyor. Vatandaşın işte ulaşımla ilgili sorunu ne, vatandaşın işte bilmem ne mahallesindeki çöp sorunu ne, oradaki beklentileri ne, yani oradaki fakir fukaranın durumu ne, bunları gündeme getirip savunması gereken yerel basındır.
Bu da ilgili belediye başkanının hoşuna gitmesi lazım. İlgili belediye başkanı kimse memnun olup o sorunu çözmek için hemen birine talimat vermesi lazım. Ama şimdi öyle değil. Şimdi bir haber yapıyorsunuz, küsüyorlar size. Evet. Vay efendim nasıl bu haber yaptı? Ya peki doğru mu yanlış mı? Ona bak. Haber doğru mu? Yanlış mı? Ona bakalım. Yani eğer daha önce böyleydi bu işler. Daha önceki bizim dönemimizdeki belediye başkanları teşekkür ediyordu. Bir konuyu yazdığımızda, çizdiğimizde diyelim ki eleştirdiğimizde ağır şekilde hem de yani. Açıp teşekkür ediyordu yani bir şey olmasa diyor. Ben bu sorunu öğrendim. Her belediye başkanı her şeyi bilmek zorunda değil ki. Bilemez ki. Ya da oradaki daire başkanı bilmem neredeki mahalledeki sorun nereden bilecek? Bunu işte basın, vatandaş basına, basında kamuoyuna bunu duyurması gerekiyor. Bu bakımdan yerel yönetimlerin mutlaka yerel basını, adı üzerine yerel, ikisi de yerel yani. Kendilerinin daha iyi hizmet verebilmeleri için ve bu kentin ya da o kentin sorunlarını daha çok gündeme getirmelerine aracılık yapması için bence yerel basının desteklenmesi evet. En önemli hizmettir. En önemli görevdir. Ben böyle bakıyorum bu çocuk yani. Ama ne yazık ki reklam pastasına özellikle iş adamlarımızın reklam pastalarından büyük pay alamıyor. Onlar hepsi ulusal basın denilen İstanbul basınına gidiyor bir yerde. O yüzden bizler hep yerel basın olarak böyle i̇şte hep arka planda kalıyoruz. Gücümüzü birleştirmeliyiz. Evet. Bir kez daha söylüyorum yani meslek kuruluşları başta cemiyetler olmak üzere tabii sendikalarla şu anda sendika her ne kadar üyesi olmasa da bir gazeteler sendikası var İzmir'de evet, sonuçta. Var. O sendikayı da tekrar canlandırarak o sendikanın çatısı altında bir kez daha bir araya gelerek şimdi biz gazetelere bakıyoruz. Bilmem neredeki iş yerinde grev var. Bilmem neredeki iş yerinde hak arama eylem var. Ama basında böyle bir şey yok ki. Yok. Sen de yok böyle zaten. Sen onu yazsak kimse inanmaz. Bir de sen bu konuda bir defa örgütlü bir şekilde değil mi? Ben de örgütlüyüm diye bilmen gerekiyor. Bu olmayınca tabii o zaman da olmuyor. O yüzden yani bir kez daha hem ülkenin gelişmesi için hem demokrasinin daha iyi olması için her şeyle, kurumlarıyla, kurallarıyla daha iyi şekilde demokrasinin gelişmesi için insan haklarının daha gerçekten bütün Avrupa standartlarındaki gibi olabilmesi için, hukuk devleti olabilmemiz için, daha iyi koşullarda yaşayabilmemiz için ulusal bazın desteklenmeli ama yerelde eğer kalkınma yoksa, yerel basında güçlü değilse o zaman da ulusal basının ne yazdığı önemli, ulusal basın kendine göre Türkiye'nin genel durumlarına iyi diyor. Şimdi İstanbul'da sabah bakıyor genelliğin müdürü camdan bakıyor, İstanbul'da bakıyor kar yağıyor, Türkiye'nin her tarafında kar yağıyor diyor. Öyle görüyorsun bu işi, değil mi? Çok önemli herhalde. Evet. İstanbul'da bir sorun var, Türkiye'nin her yerinde bir sorunu çarpıyoruz. İstanbul'un sorunları hep bilmiyoruz ama. Expo oldu. Evet. Expo İstanbul basını gündeme getirdi mi? Peki bu Expo ya da buna benzer bir olimpiyat veya buna benzer bir şey, organizasyon İstanbul'da olsaydı ne olurdu? Hepimize ilgilenirdik hepimiz. Yani, ama şimdi İzmir'de gündelik takım yok, İzmir'e uçak inmiyor, İzmir'e uçak gelmiyor, İzmir'de işte bir takım yani yerel ve genel sorunlar var. Bunlar yok ama yani. Ama sabah bakıyor oradan şeye, camdan bakıyor, burada ulaşım sorunu var diyor, hemen ulaşım sorunu gündeme geliyor yani. Ya da başka bir sorun. O yüzden bundan artık bilmiyorum yani inşallah herkesin aklı başına gelir. İnşallah. Basın çalışanları tekrar örgütlenir. Gazete patronlarımız da sadece gazete patronu yaparak daha da özgürce hiç olmazsa yeni bir şekilde çalışmasını sürdürür. Bundan da ülkemiz kazanır. İnşallah. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Gerçekten gazetecilikle ilgili söylenen çok şeyler var. Fakat yapılanlara bakıyoruz. Ne yazık ki ne vatandaşı tatmin ediyor ne biz basın emekçilerini tatmin ediyor. Ortalıkta kaldık ama umudu kesmemek gerekir herhalde. Evet, tabii yani umudumuz asla kesmeyiz. Karamsar da değiliz. İnşallah bu bir süreçtir. Bu süreci aşarız. Belki de bu bize ders olur. En azından bizden sonra gelenler daha özgür bir ortamda çalışırlar. Bütün temennimiz bu. Bütün beklentimiz de bu. Biz ülkemizi seviyoruz. Biz kentimizi seviyoruz. Evet. Ülkemizi ve kentimizi sevdiğimizde demokrasi diyoruz. Özgürlük diyoruz. Eşit paylaşım diyoruz. Hakça paylaşım diyoruz. Daha çok gelişmek istiyoruz. Hukuk devleti diyoruz. İnsan hakları diyoruz. Bütün bunların hepsinde de özgür basın diyoruz. Evet, çok teşekkürler. Evet sayın seyirciler, yeni bir özel burada son veriyor. Konuğumuz Sayın Hüseyin Aslan'dı. EGEKOK Genel Başkanı, gazeteci ve yazar, İzmir'in duayen gazetecilerinden daha doğrusu. Evet, kendisine teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. İnşallah basın
önümüzdeki günlerde söylediğiniz gibi daha güzel yerlere ulaşır. Temennimiz o tabii yani. Evet, yani ben bunu yazıyorum, çiziyorum. Evet, biz her zaman her yerde. Yeni Gün Ailesi olarak size başarılar diliyoruz. Ben de size başarılar diliyorum da teşekkür ederim. Sizi daha da güzel yerlerde görmek istiyoruz. İnşallah evet, hep beraber. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, yeni bir Yeni Gün Özel'de tekrar buluşmak dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın efendim.